Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Süreniz 3 dakikadır Sayın Tanrıkulu, buyurun. Sayın Başkan, öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu kürsüden de. Teşekkür. Sağlık ve şifa diliyorum size. Sağ olun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılında kurulduğunda yerel yönetimler başlığı altında gerçekten de büyük hedefler ortaya koymuştu. O zaman parti programını okumuştum. Sonra da takip ettim hükümet programlarını. Yani merkezin vesayetini kaldıran, yetki devrini esas alan bir yerel yönetim modeli önermişti. Tabii bunda da belediyecilikten gelen, belediye başkanlığı yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük etkisi vardı. Yani öyle bir tasarım vardı parti programında. Parti programında halen de duruyor. Ama 22 yıl sonra nereye geldiniz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı sonuçta Türkiye Belediye Başkanlığı'na dönüştürdünüz. Yani yerele yetki devredeceğinize, yerelin bütün yetkilerini, özellikle imarla ilgili, rantla ilgili bütün yetkilerini merkezde topladınız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda imar rantları bakanlığından hangi rüşvetin döndüğünü, hangi görevin kötüye kullandığını herkes çok iyi biliyor. O nedenle işte İzmir'in, İstanbul'un, Muğla'nın, Antalya'nın, yani sizde olmayan belediyenin imar yetkisini aldınız merkeze ve bunu rüşvetle dağıtıyorsunuz. Bu birinci tespit. İkinci tespit ne? Ya şimdi yerel yönetim, demokrasiye en yakın yerel yönetim birimidir. Ve belediyeler. Sonuçta yani gidip valinin kapısını çalamazsınız bir şey isterken. 10 tane koruması var, 50 tane koruması var. Şimdi bütün bölgeye kayyum atadınız, kaymakam atadınız. Ben Diyarbakır'dan biliyorum. Hiç kimse ne bu validen ne bu kaymakamlardan bir randevu alıp gidemiyor. Ne esnafı gidiyor, ne girişimcisi gidiyor, ne de sorunu olan herhangi bir yurttaş gidip kapısını çalamıyor. Kimse hesap soramıyor. Şimdi Diyarbakır valisi eğer görevini kötüye kullanmışsa hangi Cumhuriyet Savcısı soruşturma açabilecek? Ben buradan bu kürsüden 50 tane rüşvetle ilgili olay söyledim. Görevi kötüye kullanmayla ilgili olay söyledim. Ve imar rantıyla ilgili olay söyledim. Bu kürsüden söyledim. Bizim her şeyimizde soruşturma açan savcılar neden bizim bu iddialarımızı ihbar kabul etmiyor? Bu kürsüden söylediklerimizi kabul etmiyor. Diyarbakır'la ilgili özellikle söylüyorum. Bakın, bütün belediyelerde kayyumların yaptığı rantlar var. Görevi kötüye kullanma işleri var. Ve hizmet alımında ve mal alımında görevi kötüye kullanma işleri var. Açık açık. Şimdi giderim Yenişehir Belediyesi'nin garajına bakalım. Hangi arabalar var, hangi müteahhitten alınmış ve hangi mallar alınmış? Gidip bakalım beraber o deponun altına. Beraber bakalım. Yine bu kürsüye çıkmadan önce bana iletilen başka bir şeyi söyleyeceğim. Diyarbakır turizm bakımından gelişiyor. Yatırımcılar var. Buyurun, tamamlayın Sayın. Turizm bakımından yatırım yapmak istiyorlar. Gidelim büyükşehire bakalım ve ilçe belediyelerine bakalım. Kaç tane ruhsat beklentisi bu turizmle ilgili olarak 7 aydır 8 aydır kayyumların masasında bekliyor. Mesele ne? Rüşvet ne? Diyarbakır'a yatırım gelmesin, kimse yatırım yapmasın. Bütün bölge illeri böyle, sadece Diyarbakır değil. Van'ı da böyle, Mardin'i de böyle ve kayyum atan her yer böyle, hesap soramıyorsunuz. Ne belediye meclisiniz var, ne belediye başkanınız var seçilmiş. Eğer seçilmiş belediye başkanı orada olsa, seçilmiş belediye meclisleri üyeleri olsa en azından komşusuna hesap verecek. Babasına hesap verecek ama 3 yıl atanıyor vali, sonra çekip gidiyor. 8 yıldır bölgeyi böyle yönetiyorsunuz. Dilim varmıyor söylemeye hangi yönetime benzediğini, ama sizler bütün bu tutumları gözden geçirmek durumdasınız ve 2001'deki kuruluş ayarlarınıza geri dönün, ben size söylüyorum. Bakın, Avrupa yerel yönetimler şartındaki teşekkürler Sayın Tanrıkulu. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Ahmet Zembilci.